Yeni yıla saatler kala İstanbul'da denetimler artırıldı değerli izleyenler. Kentte bu akşam yaklaşık 50 bin personel görevlendirildi. Detayları şimdi Oğuzhan Uygun Türk aktaracak bizlere. Oğuzhan, Taksim'de son durum nedir? Dinliyoruz seni. Derya Efe, öncelikle iyi yayınlar. Yeni yıla girmemize saatler kala Taksim Meydanı'nda bir yoğunluk oluşmuş durumda. Biz de şu anda Taksim Meydanı'yla İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktadayız. Burada polis ekipleri tedbirlerini arttırmış bir durumda. Emniyet ekipleri artmış durumda. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Tedbirlerde bulunulmasını istendi. İstanbul'da 45 binin üzerinde emniyet mensubu görevlendirildi. Biz de şu anda an itibariyle Taksim İstiklal Caddesi'nin bulunduğu kesiştiği alandayız. İstanbul'da 45 binin üzerinde polis görevlendirilmiş demiştik. Bunlardan 2231 jandarma, 44.758 de emniyet mensubu, bunun haricinde de 167 sahil güvenlik personeli görevlendirildi. İstanbul'da yılbaşı öncesi Yeditepe huzur denetimleri de yapıldı. Helikopter destekli yapılan son denetimde şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. Bunun haricinde sürücü ve yolcuların da üst araması yapılırken GBT kontrolleri de yaptırılmış oldu. Bunun haricinde İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy'de dün sabah saatleri, sabah 8'den itibaren yarın 8'e kadar birçok alanda caddeler ve sokaklar trafiğe kapatılmış oldu. Bunun haricinde kamyon, tır, beton mikseri ve ağır tonajlı her türlü araçların geçişinde de bir problem olabileceği açısından geçişleri engellenmiş oldu. Biz şu anda Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin bulunduğu kesiştiği alandayız. Burada genel itibariyle bahsedecek olursak bir insan yoğunluğu var. İlerleyen saatler ilerledikçe bu yoğunluğu da biz de hisseder durumdayız. Gerçekten kalabalık bir durumda. Emniyet ekipleri de burada diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Covid tedbirleri kapsamında burada kutlamalar olmamıştı. Fakat bu an itibariyle diyebiliriz ki Taksim'de kuş uçurtulmuyor diyebiliriz. Öte yandan yeni yıla girmemize saatler kala tekrar edecek olursak Taksim Meydanı oldukça yoğun. Polis ekipleri de burada tedbirlerini arttırmış durumda. İstanbul'da 45 binin üzerinde görevlendirildi. 45 binin üzerinde emniyet mensubu görevlendirildi. Jandarma ekipleri de İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapıyor. Burada polis ekipleri ve güven timleri problem yaratabilecek gördüklerini, şüphelendiklerini aramalar yapıyor. GBT kontrolleri yapılıyor. Birçok noktada da trafik kapatılmış durumda. Şu an itibariyle Taksim yoğun bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. İnsan yoğunluğu saatler geçtikçe artıyor. Tabii emniyet ekiplerinin kontrolleri sıklaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim. Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin kesilmiş olduğu noktadan sözü tekrardan merkeze size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.